sevgili seyirciler, bilindiği üzere aylardır desteklemesini alamayan çiftçiler vardı. 12 bin küsür civarında çiftçiye tekabül ediyordu. Peki neden dolayı alamıyorlardı? Bu kimin hatasıydı? Hani hububatı gidip sattınız, sattığınız yerden fatura almayıp da başka yerden fatura almak pek tabii ki beraberinde sıkıntılar da getirdi. Bunun gibi bazı ihtilaflar birleşince yaklaşık 12 binin üzerinde çiftçi aylardır desteklemesini almıyordu. Sayın Bakanımızla bugün bir telefon görüşmesi yaptım. Sağ olsunlar, yoğun çalışma tempolarında bize zaman ayırdılar ve akşam için kendileriyle randevuleştik, bir toplantıda olduklarını ifade etmişlerdi ve şu an müsaitler Sayın Bakanımız. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar Sayın Bakanım. İyisinizdir inşallah. Çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Yoğun Urfa'ya aracınızla selam gönderiyorum. Biraz mola verdik. Tabii Türkiye'de ve bakanlığımızdaki yaşanan yoğunluklardan dolayı inşallah önümüzdeki günlerden itibaren yoğun bir şekilde Şanlıurfalı kardeşlerimizle beraber olacağız. Sayın Bakanım, çok büyük olaylar yaşandı. Bu kadar büyük olayların içinde o kadar mutlu bir olay yaşandı ki oğlunuz Enes'in mutlu gününde Urfalılar sizi yalnız bırakmadılar. Biz bir kez daha Güneydoğu Medya Grubu olarak tebrik ediyoruz. Rabbim mürüvvetlerini göstersin diyoruz ve Şanlıurfa gerçeğine dönüyoruz. Bugün sizinle konuşurken biraz sinirlendiniz Sayın Bakanım. Neden olay bu aşamaya geldi diye sorduğumda doğrusunu isterseniz haklı bir tepkiyi de dile getirdiniz. 12 binin üzerinde çiftçi desteklemesini alamamıştı. Suçlu kim Sayın Bakanım? Şimdi Mustafa Bey, suçlu aramadan önce ben de çok teşekkür ediyorum. Urfalılar o mutlu günümüzde yoğun bir katılım sağladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelen de gelmeyen de her zaman gönüllerimiz bir ve bir olacak. Şimdi bu hububat destekleriyle ilgili olarak Haziran ayından bugüne maalesef çiftçi kardeşlerimizin destekleri alamadığını, belli bir sayıdaki 12 bine yakın çiftçi kardeşimizin 37 milyon civarındaki bir desteği alamadığını hep beraber yaşadık. Aslında bu benzer olaylar geçmiş yıllarda da yaşandı. Bir ara maliyle ilgili bir sıkıntılar vardı. Ben Çalışma Bakanıydım o zamanlar. Bununla ilgili bir yasal düzenleme yaparak çiftçilerimizin ve buradaki mağduriyetleriyle ilgili düzenlemeler yaptık. Şimdi bu dönem Tarım Bakanı olarak, tabii ki direkt olarak çiftçilerden de sorumlu bakan olarak, Şanlıurfa'da yoğun bir şekilde yaşanan bu hububat desteklerinin ödenmemesi olayı, inanın bize iletilmeye başlandığından itibaren çok ruhumuzu daralttı, yani göğsümüzü daralttı. Çünkü bir kişi değil, iki kişi değil, 10 kişi değil, 100 kişi değil. Bu 12 bin kişi ve ciddi bir rakam, bu kadar emek, bu kadar çabadan sonra bu destekleri alamamaları çok büyük bir çiftçi açısından bir yanlışlık. Yanlışlık nerede? Tepkimiz nerede? Şimdi ürünü elde ediyorsunuz bin bir türlü zahmetle. Bu ürünü elde ettiğinizde kime sattığınız, kime verdiğiniz, burası bir hukuk devleti. Mevzuat var, kanunlar var. Kime satacaksınız? Bunun vergisi nedir? Stopajı nedir? Ödendi mi, ödenmedi mi? Karşıya sattığınız firma, size fatura kesen firma güvenilir bir firma mıdır? Faturalar sahte midir, doğru mudur? Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi TEMOA var, bir kısmı TEMOA satıyor. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi'ne veriyorsunuz. Borsa var. Şanlıurfa'da birçok güvenilir tüccar var, tacir var. Yani birçok güvenilir yere ürünleri satma imkanı varken, yani belli belki de çevrelerin organizesiyle kısa vadeli ve ucuz menfaatler karşısında çiftçilerimiz belki de yanıltılıyor, belki aldatılıyor bazıları. Bazıları belki işin içinde, bilemiyorum. Ama netice itibariyle hem devleti, hem bakanlığı, hem çiftçiyi sıkıntıya sokacak bir tabloyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ben bütün çiftçi bu görüşmeleri benimle yapan kardeşlerime söyledim. Ya bu bir değil, iki değil. Ben Şanlıurfa'nın bu şekilde anılmasını istemiyorum. O şehrin bir milletvekili olarak, oradaki helal oylarla seçilmiş insanlar olarak ne gerek var? Yani burada fatura sahte, burada bu firma ortada yok. Firma ürünü alıyor, öyle bir firma ortada yok. Sahibi ortada yok ortada.
Naylon bir firma. Şimdi bunlar tabii ki Ankara'da bakanlıklar arasında, bakanlar kurulunda, maliye nezdinde gerçekten bize çok sıkıntı veriyor. Onun için kendilerine söyledim. Yani hasatı aldığınız zaman nereye vereceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bu tarla orada duruyor, arazi orada duruyor, ürün orada sürekli her yıl alınıyor. O halde vereceğiniz insanı da satacağınız insanı da planlamanız gerekiyor. Aksi takdirde mağduriyeti yine çiftçimiz yaşayacak, sıkıntıyı çiftçimiz yaşayacak. O aradaki 3-5 kişi, ne idüğü belirsiz kişiler kendi menfaatlerinin peşindeler. Ama çok şükür çok uğraştık. Başta işte Urfa valimiz olmak üzere, Tarım İl Müdürlüğümüz ve bakanlıktaki bürokratları seferber ettik. Ve idari bazı kararlar da çekinmeden alarak çiftçilerimizin bu mağduriyetini giderme konusunda güzel bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bugün itibariyle 0-2, son rakamı 0-2 olan üreticilerimiz bu desteklemeleri hesaplarına yattı. İnşallah hafta sonu ve pazar salı günde bu ödemeleri 12 bin çiftçimizde gerçekleştirmiş olacağız. Evet, sizi o kadar çok özlemişiz ki bu özlem beraberinde o kadar yoğun soruları getiriyor ki Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir milli tarım programı gerçekleştirilecek. Neler söyleyeceksiniz evet. Sayın Bakanım? Şimdi tabii Bakanlık Tarım Bakanlığı olunca, Şanlıurfa Milletvekili olunca sorumluluklarımızın ne kadar da büyüdüğünü hepiniz tahmin edersiniz. Şimdi Şanlıurfa tarım şehri öncelikli olarak bu kadar tarımın yoğun olduğu bir şehirde çıkmış bir milletvekili olarak yapmamız gereken neler var? Türk tarımı bir noktalara gelmiş. Ama yapılması gereken çok şeyler var. Bunları oturduk 3-5 aydır yoğun bir şekilde çalıştık. Bir taraftan darbe girişimleri, bir taraftan bakanlıktaki yoğun işler derken bunları değerledik, toparladık ve bu ülkenin milli bir tarım politikası çerçevesinde geleceğe yürümesinin doğru olacağı anlayışıyla iki konuda çok ciddi adımlar atmış bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi havza bazlı üretime geçiyoruz. İşte Şanlıurfa'mızın her ilçesi bir havza. O havzalarda ne ekilecek, ne dikilecek, ne biçilecek bunları belirledik. Ve artık kafamızına göre değil de havzasına göre bir üretim olacak. Bir yerde su yoksa orada suya çok ihtiyaç duyulan bir ürünü ekme durumu artık olmayacak. Yani daha çok verim almak için ve Türkiye'nin ihtiyacı neyse, 79 milyon ihtiyacı neyse, ihracatta ihtiyacımız neyse, onların hepsi hesaplanarak ürettiğimiz ve ürettiğimiz ürünleri pazarını rahat bulabileceği bir üretim anlayışını, üretim planlamasını bu havza bazlı modelle gerçekleştiriyoruz. Öteden beri konuşulan bir şeydir bu havza bazlı model. Yani Harran ilçemize ne ekeceğiz? Suruç'ta ne ekeceğiz? Halfeti'de ne ekeceğiz? Viranşehir'de ne ekeceğiz? Siverek'te ne ekeceğiz? Hasılı Hilvan'da, Akçakale'de, say bütün ilçeleri, Bilecik'te ne ekeceğiz biz burada? Haliliyesinde, Eyyubiyesinde ve Karaköprüsü'nde. Şimdi bu ne ekeceğimizin karşılığını bilimsel olarak biz ortaya çıkardık. Ve çiftçimiz bunu ekecek. Bu ne anlama geliyor? Çiftçinin mağduriyeti söz konusu olmayacak. Yani inşallah 1-2 sene içerisinde bu sistem oturacak. Neye ihtiyacımız varsa Türkiye'de o üretilecek. Ve o ihtiyacımız olan şey üretildiği için de para yapacak. Para yapınca da çiftçimizin mağduriyeti söz konusu olmayacak. Birincisi bu. İkincisi, ürettiğimiz ürünleri inşallah şimdi yaygın bir şekilde lisanslı depoları başladık. 1 milyon ton şu anda ihalesi yapıldı. Lisanslı depo yapılıyor. İnşallah 3 milyon tonluk daha lisanslı depo yapılacak. Böylece 3-3,5 milyon tonluk lisanslı deposu olan bir Türkiye noktasına geleceğiz. Bu ne demek? Çiftçi ürettiği ürünü lisanslı depoya götürdü, teslim etti. Orada dilediği zaman bu ürünü satacak. Diyelim ki 10 lira bugün ürettiği ürün ama 2 gün sonra bu 15 liraya çıktı, 12 liraya çıktı. Dilediği kadar ürünü o zaman satma imkanı elde edecek. Lisanslı depodan kastımız bu. Orada da depo görevini görürken çiftçinin menfaati, çiftçinin karı dikkate alınarak bir düzenlemeyi getiriyoruz. Üçüncü olarak hayvancılıkta önemli düzenlemeler getirdik ve inşallah
Türkiye ithal eden, hayvan ithal eden değil, kendi bünyesinde oluşturduğu mekanizmalarla hayvan üretimini artıran ve sofrasına koyduğu eti, Urfalı kardeşimin kebap diye önüne koyduğu yiyeceği kendi meralarında, kendi arazilerinde, kendi toprağında yetiştirdiği hayvanlardan sofrasına gelsin diye hem sütte hem ette yoğun destekler ve tedbirleri devreye koymuş bulunuyoruz. İnşallah bu pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ve Türkiye'nin dört bir tarafından çiftçilerimizin, üreticilerimizin katıldığı güzel büyük bir toplantı yapacağız ve böylece bu sisteme de startı vermiş oluyoruz. Tabii Urfa'mız açısından yine önemli. Bu kısa dönem içerisinde uzun yıllardır tartışılan mazotun %50 ucuzlatılması, yani çiftçi açısından söylüyorum, ucuzlama demeyelim de devletin sübvanse etmesi, yani %50'sini biz karşılayacağız, %50'sini çiftçi ödeyecek, böylece mazot da yarı fiyatına inmiş olacak. Ben inanıyorum ki çiftçilerimiz memnunlardır. Onları memnun etmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Yeni yeni projeleri inşallah onlarla paylaşacağız. Ve çiftçimizin refahı arttıkça ülkemizin refahı da artmış olacak inşallah. İnşallah gazeteciler böyle Sayın Bakanım. Elinizi veriyorsunuz, kolunuzu kaptırıyorsunuz. Yakalamışken sorularınızı sormadan sizi bırakmak istemiyoruz. Adama sormuşlar nerelisin diye. Adam demiş ki daha evlenmedim. Enes'e hiç sordunuz mu oğlum nerelisin diye Sayın Bakanım? Vallahi şimdi biz artık Türkiye'liyiz. İşte düğünde de gelen kardeşlerimiz gördüler. Yani Doğu Karadeniz'den İzmir'ine, Bursa'dan yoğun bir şekilde tabii katılım vardı haklı olarak. Ama aynı yoğunluk Şanlıurfa'dan da vardı. Yani biz artık bu şanlı, şerefli, şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek toprakların evladıyız. Şanlıurfa'da bizim, Bursa'da bizim, Artvin'de bizim. Yani güzel bir ülkemiz var. İnşallah bu vesileyle de ifade edeyim. Ülkemizin kıymetini bilelim. Birliğimizin, beraberliğimizin kıymetini bilelim. Birliği bozulan toplumların ne hale geldiklerini, birliği bozulan ailelerin nelere düçar olduklarını hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Onun için birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız son derece önemli. Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar, ayrılıkta gayrılık yollarını bize gösterenlere, gençlerimizin özellikle kapılmamalarını ben tavsiye ediyorum. Bu birlikten güç doğuyor, hizmetler doğuyor, üretim doğuyor, zenginlik doğuyor. İnşallah biliyorsunuz bir önemli adım daha atıyoruz. Arazilerin sulanma işini de biz Tarım Bakanlığı olarak üzerimize alıyoruz. İnşallah hükümetimiz süresince, bakanlığımız süresince hızlı bir şekilde Şanlıurfa'da sulama işlerini de bitirerek böylece vatandaşımızın, çiftçimizin daha çok kazanması, elektriğe olan bağımlılığını ortadan kaldıracak düzenlemeleri de hızlı bir şekilde yapacağız. Ve böylece bu ülkede imkanlardan daha çok yararlanma imkanını özellikle çiftçi kardeşlerimiz elde edecekler. Bu böyle güzel bir memlekette, böyle bereketli bir topraklarda tek bir şey var, Allah'a şükretmek ve dayanışmamızı güçlendirmek. İnşallah, elhamdülillah. Ama biz yine Urfa olarak kız eviyiz. Enes artık Urfalıdır Sayın Bakanım. Tabii ki hepimiz genelde Türkiye'liyiz. Ya, hiçbir şey mahsul yok bizce. Kız da artık bizim. Kız da bizim. Oğlan da sizin. Çok teşekkür ederim. Hepiniz beraberiz inşallah. Allah huzur ve hüküm versin herkese. Evet. İnşallah. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Sayın Ahmet Eyüpoğlu'nun özellikle bu destekleme sıkıntısıyla ilgili problemin çözümünde olağanüstü gayretlerinizden dolayı size ve tüm milletvekillerine teşekkürlerini ileten bir mesaj attılar şimdi bize. Bunu iletmeyi vebal olarak görüyoruz. Bir de hayvancılıkla ilgili Urfa'da hayvancılıkla uğraşan insanlar ve bizler de biliyoruz ki hayvanlarımızın yarısından fazlası küpesiz. Bunlar çok detay konular ama yine de bu noktada yardımlarınızı bekliyorlar Sayın Bakanım. İnşallah efendim. İnşallah küpe affı gelecek. Küpe affı meclise gönderdik. O malum şu yoğun bir dönem var işte olağanüstü halin getirdiği şartlar. Küpe affı geldikten sonra bundan sonra çok daha cüzi bir fiyatla küpeler takılacak. Hayvan sayılarımız daha da net bir şekilde alacak inşallah.
Şanslıyız. Bakanımız var ama sadece bakan değil. Baktığını gören bir insan, sorunları çözme noktasında emek sarf eden bir insan. Sizden bir söz almak istiyorum. Rabbim kısmet ederse ilk Urfa'ya geldiğinizde ben sizinle bir canlı yayında program yapmak istiyorum Sayın Bakan. İnşallah hep beraber memnuniyetle. Ben de şunu söyleyeyim Urfalı kardeşlerime. Şunu bilsinler. Şu anda yani Urfa'nın bütün sorunlarına hakimiz. Milletvekili arkadaşlarımız düzenli geliyorlar. Benim bu dönemde yoğun gelişim olmadı. Yani gerek bu darbe girişimi dolayısıyla iki kez geldik, bayram dolayısıyla geldik. Arada bir gelişim oldu. Yani bu 3-4 ay içinde 3-4 kere geldi mi? Ama benim istediğim gibi orada 2-3 gün kalarak bütün vatandaşlarımızla hasbihal ederek bir süreç oluşturamadık. Ama gerek özel bazı durumlarımız gerekse ülkenin genel durumundaki olumlu gidişlerle birlikte inşallah bundan sonra Urfa'ya geleceğiz ve Urfa'da birkaç gün kalacağız. Büyük ihtimalle de önümüz ayın 25'inde 26'sında Enerji Bakanımızla ilk seyahatimiz var. Onu da aracınıza duyurmuş olalım. İnşallah. Enerji Bakanlığımızın orada çeşitli açılışları, istihdama dönük açılışları, bizim de orada yoğun temaslarımız olacak ve böylece Urfa'mızın gündemine Ankara'dan olduğu gibi Urfa merkezinden de yoğunlaşacağımızı bütün Urfalıların bilmesini istiyorum. Sayın Bakanım, siz bakansınız, büyük insansınız. Bana verdiğiniz sözü unutmazsınız. İlk programı burada sizinle yapmak i̇nşallah istiyorum. İnşallah efendim, inşallah. Memnuniyetle Allah'a emanet inşallah. Olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Sağ ol.